وَرُوِيَ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُنُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ Bu hadis-i şerif de kadınlara gelsin, hanımlar, sizlere. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken Müzeyne kabilesinden eteğini süslü, püslü, gösterişli elbiselerini giymiş, eteğinin de yerde, yani elbisesinin uzunluğundan elbisesi de yerde sürünerek giden diyor bir kadın geçti mescitten. Kibirli, gururlu elbisesinden insanlara gurur, kibir atıyor. Yürüyen bir kadın mescide girdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya eyyuhannas, unhu nisaekum an lubsul zineti ve tebahturi fil mescidi. Kadınlarınızı mescitte zinet giyinmek ve böbürlenerek yürümekten ne yapın diyor? Alıkoyun. Yani mescide geliyorsa veya da sohbete geliyorsa, derse geliyorsa, yani insanlara hava atmak için, gösteriş atmak için değil, tevazuyla, alçak gönüllülükle gelsin. Öyle süslenerek, işte bunları yaparak değil. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz, feinne beni İsrail, beni İsrail, İsrail topluluğu lem yul'anu hatta lebise nisa'uhum ezzine ve tebahtaru fil mesacid. Çünkü diyor İsrailoğullar mescidlere böbürlenerek, kibirlenerek gelirlerdi ve ziynetlerinde diyor en güzel elbiselerini böyle gösteriş yapmak için giyinerek gelirlerdi. O sebepten dolayı, yani o iki sebepten dolayı, bir böbürlerim kibirlendiklerinden dolayı, ikincisi de elbiselerini gösteriş için giydiklerinden dolayı Allah-u Teala onlara lanet etti. Onun için kadınlar gelirken böyle Allah'ın evine, mescidine, sohbetlere, derslere gelirken size gerekli olan ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle sade giyinmek.